Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasının hemen ardından Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin himayesinde yaşama geçirilen ve Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde bu kez 20. kez düzenlenen buluşma Ukrayna'ya yardımın nasıl devam edeceği konusunda özellikle Avrupa'da Fransa Almanya arasında tartışmaların arttığı bir dönemde yapıldı. Bu açıdan çok merakla bekleniyordu. Hatırlayalım, son olarak Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO'nun Ukrayna'da asker konuşlandırmasını önerdi. Alman Başbakanı Scholz ise buna kesinlikle hayır derken, ayrıca Almanya'nın 500 kilometre menzilli Taurus seyir füzelerini tedarik etmeyi reddettiğini de açıkladı. Ortalık karıştı iki ülke arasında. Doğruyu söylemek gerekirse o günden bu yana da tartışmalar pek sona ermedi. O açıdan bugün Ramstein'da Amerikan Savunma Bakanı Austin'in duyurduğu uzlaşı, yani yeni yardım paketi, Batılı müttefikler arasında gerilimi azaltma açısından önemli bir işaret olarak algılandı. Savunma Bakanı Austin yaptığı konuşmada Ukrayna güçlerinin kendilerini savunmak için her şeyi yaptığını, Rusya'nın da galip gelmeyi başaramadığını belirtti. Ukrayna'ya destek vermeye sürdüreceklerini vurgulayan ve savaşın başlamasından bu yana en az 315 bin Rus askerinin öldüğünü ya da yaralandığını öne süren Austin, Amerika Ukrayna'nın başarısız olmasına izin vermeyecek, bu koalisyon Ukrayna'nın başarısız olmasına izin vermeyecek, özgür dünya buna izin vermeyecek ifadesini kullandı. Bakan, Amerika'nın geçen hafta Ukrayna için 300 milyon dolarlık bir destek paketi daha açıkladığını söyleyerek bunun Ukrayna'yı hava ve tank savar savunmasında desteklemek amaçlı olduğunu dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başarılı olmaması için her şeyin yapılması gerektiğini kaydeden Austin, Putin istediğini elde ederse hepimiz daha az güvende olacağız dedi ve temas grubunun Ukrayna'ya daha fazla silah verme kararı aldığını da duyurdu. Çekya'nın 800 bin top mermisi tedarik edeceği, Fransa, Danimarka, İsveç ve başka ülkelerinde yeni destek paketleri hazırladıkları öğrenilirken, Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'dan 500 milyon euro tutarında yeni bir yardım paketi oluşturulacağını açıkladı. Pistorius, bu paketin federal ordunun stoklarından 10 bin adet mühimmatı da içerdiğini ve teslimatın hemen başlayacağını söyledi. Almanya'nın ayrıca Çekya'nın vaat ettiği 180 bin adet top mermisinin maliyetini de karşılayacağını duyuran bakan, bunun teslimatının aşamalı olarak gerçekleşeceğini ve en geç yaz aylarında başlayacağını da ifade etti. Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'nın Ukrayna'ya ayrıca piyadeler için 100 zırhlı araç ve 100 nakliye aracı göndereceğini açıkladı. Amerika'dan sonra Ukrayna'ya en çok yardım eden ülke Almanya. Bugüne kadar Kiev'e Berlin'den insani yardım gitti, doğrudan finansman sağlandı, silah çok büyük oranda silah sağlandı. Toplam 32 milyar euro tutarında yardım edildi. Başbakan Scholz bundan kısa bir süre önce yaptığı bir açıklamada da Berlin'in Kiev'e içinde bulunduğumuz 2024 yılında 7,1 milyar euro askeri yardımda bulunacağını ve önümüzdeki yıllar içinde 6 milyar euro tutarında bir taahhütte bulunulduğunu dile getirmişti.